şimdi arkadaşlar ikinci dereceden denklemin kökleriyle kat sayıları arasındaki bağıntılardan bahsedeceğim. Bunlar bizim için aslında önemli olarak 3 tane adede sahip. Bir tanesi kökler toplamı, bir tanesi kökler çarpımı ve sonuncusu da kökler farkı. Bütün ikinci dereceden denklemlerde kökler toplamının formülü arkadaşlar hep eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı hep c bölü a'dır. Kökler farkını da biz genelde x1 eksi x2'nin mutlak değeri diye yazarız. Çünkü hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu şu anda bilmediğimiz için. Onun da formülü karekök delta bölü mutlak değer a'dır arkadaşlar. Ee, burada yine çarpanları ayırma konusuyla beraber kullanacağımız bazı açılımlar var. Onlara dikkat edelim diye not şeklinde yazdırdık. Ee, x1 kare artı X2 kare diye bahsettiğimiz kareler toplamı. Aslında 2 kare farkı diye bir özdeşliğimiz var. Ancak 2 kare toplamı diye bir özdeşlik yok. Ancak biz onun yerine x1 artı x2'nin karesi yani kökler toplamının karesinden iki tane kökler çarpımını çıkartıyoruz. Mesela altında x1 kare x2 artı x1 x2 kare diye verildiğinde bu sefer x1 x2 ortak parantezin alırsak içeride x1 artı x2 gelmiş oldu. Üçüncü ifade köklerin bir bölüleri toplamında payda eşitleyecek olursak pay kısmında kökler toplamı payda kökler çarpımı oluştu. Ve sonuncu olarak dikkat edeceğimiz küpler toplamı ile alakalı aslında bir açılım bu. X1'in kübü ile X2'nin kübünün toplamını bulabilmek için arkadaşlar X1 artı X2'nin kübünden 3X1 X2 parantezinde X1 artı X2'yi çıkartıyoruz. Şimdi gelelim örneklerimize. 2X kare 3 x 4 eşittir sıfır denkleminin kökleri X1 ve X2 ise toplamını, farkını ve çarpımını bulalım istiyoruz arkadaşlar. A şıkkında Kökler toplamını bulacaksam eksi b bölü a'ydı. Eksi eksi 3 bölü 2'den dolayı cevabımız 3 bölü 2 geldi arkadaşlar. B şıkkında kökler çarpımı istenmiş. Bu bizim için c bölü a'ydı. Yani eksi 4 bölü 2'den dolayı eksi 2 oldu. C şıkkında delta'ya ihtiyacımız var öncelikle. Kök delta'yı kullanacağız kökler farkı için çünkü. Delta b kare yani 9 eksi 4 tane a'sı 2 c'si eksi 4'tü arkadaşlar. Burası da 32 artı 9'dan dolayı 41 yaptı. O halde bizim istediğimiz kökler farkının mutlak değeri yani kare kök 41 bölü mutlak değere yani 2'dir arkadaşlar. x kare eksi n eksi 3 x artı 3 n eksi 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'nin toplamı 1 bölü 4 olduğuna göre n değerini bulunuz demişiz. Yapmamız gereken ifadenin payda eşitlemek olduğunu söylemiştik arkadaşlar. O halde x1 artı x2'nin x1 çarpı x2'ye oranı geldi. Kökler toplamı eksi b bölü a. Zaten a'sı 1 olduğu için ikisinde de a'yı yazmamıza gerek yoktur. Eksi b diye bahsettiğimizdeki eksi b'nin kendi eksisiyle sadeleştiği için yukarıda n eksi 3 kalacak. Kökler çarpımında c bölü a diye yazdığımız için a yine 1 olduğu için yazmıyoruz demiştik. Buradan da 3n eksi 1 geldi. Eşittir 1 bölü 4. İşler dışlar çarpımı yaparsam 4n-12 3n-1'e eşit. Demek ki en değeri arkadaşlar 11'dir diyoruz. K1 pozitif reel sayı olmak üzere 2x kare artı kx-1 eşittir 0 denkleminin kökler farkı 2 olduğuna göre k kaçtır diye sormuşuz. Kökler farkı için delta'ya ihtiyacımız vardı. Onu bir yazalım. K kare eksi 4 tane 2 çarpı eksi 1. Demek ki k kare artı 8 geldi. O halde kökler farkı diye bahsettiğimiz ifade mutlak değerce yazarsak 2 eşittir kök delta kare kök içerisinde k kare artı 8'in mutlak değer a yani 2'ye oranıydı. O halde k kare artı 8 arkadaşlar 4 yapmalı. Her iki tarafın karesini alırsak k'nın karesi artı 8 eşittir 16 demek ki k'nın karesi 8. Bunu sağlayan k değeri arkadaşlar ya kök 8'den dolayı 2 kök 2'dir ya da eksi 2 iki kök 2'dir. Ama pozitif bir reel sayı olduğundan bahsettiğimize göre k değeri arkadaşlar 2 iki kök 2'dir diyoruz. Müzik